yaşımızın çekilmesi hususundaki önergemizi sunuyoruz. Başkanım, takdir sizin. Sağ olun, var olun. Paka. Bir tane faaliyet raporu sunumu var Yücel Bey. Onu okuyacak mısınız faaliyet raporu sunumu? Veya faaliyet raporu kim okuyacak? Sayın Başkanım, faaliyet raporumuzu Giray Bey takdim edecek. Takdir sizin başkanım. Evet, o zaman Giray Bey faaliyet raporu okumak için köşeye davet edelim. Sayın Nazırım, sayın belediyeler, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz dönem içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri aslında ana başlıklarla sizlere sunacağız. Önce özeti direkt okumak isterim. Buyurunuz. İlk yaptığımız verdiğimiz faaliyet Uluslararası Kalkınma Programı'na ait bilgilendirmeleri toparlayıp bunu kent konseyine uyarı hale getirecek şekilde altyapı çalışmaları yaptık. Daha sonra yerel yönetim reformu toplantılarına katıldık ki bunları birazdan daha detaylı olarak göstereceğim çok uzun olmamak kaydıyla. Büyükşehir'in katılımcı bütçe toplantılarına iştirak ettik ve bunun organizasyonunu bulduk. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Tekirdağ Trakya Kent Konseyi Birliği Başkanlığı'nı da getirdik. Bu konuda Yücel Bey'e büyük görevler düştü. Bir sonraki adımda UCLGMEVA adı verilen Uluslararası Belediyeler Birliği görüşmelerini yapıldı. Bunun bizim için değeri çok önemli. Biz özellikle bu konuda ileri adımlar atmak isteriz ki bu UCLGMEVA'nın gücüyle şehrimize dış kaynak getirebileceğimizi de biliyoruz ve bunları paylaşacağız. Daha sonra stratejik plan çalıştığına katılmıştık. Bunu en başında ilk seçimlerden hemen sonra olduğu gibi benimseyip bütün projelerimizi tekrar devam ettirdik. Aynı dönem içerisinde Tekirdağ Barosu ile yapılan çalışmalara katıldı. Yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de Kanal İstanbul ve Doğu Akdeniz etkinliği ki bununla ilgili zaten
ülkemizin genel gündemine konuşmuş vaziyette biz de kendi katılımımızı ve duruşumuzu sergiledik. Aynı dönemde her ne kadar pandemi şartları bizi zorlasa da bir proje grubu kurduk. Proje etüt ve teknik uygulama grubu kurduk ve burada halkımızın ihtiyaçlarını belirleyip proje fikirleri haline getirdik. Bu fikirleri de hemen her ortamda, her kamu kurumuna birebir iletmişler bulunduk. En son olarak da Edare Beyliyatı'nda konseyin bir internet varlığı yoktu. Neden o internet varlığı? Web sitemiz hazırlandı, ulaşılır hale getirdi. Sosyal medya hesaplarımız hazırlandı. Şimdi, dediğim gibi çok fazla vakit almadan Birleşmiş Milletler'in ilk kalkınma programları, bu kalkınma programlarında özellikle büyük şehirleri ilgilendiren çalışmaları var. Buradaki temel konu kent konseylerinin belediye bütçelerinde söz sahibi olabilmesi. Söz sahibinden de kastımız bütçenin kendisine sahip olmak değil ama halkın temelde istediklerinin belediyeyle birleştirilmesi, bu yönde adımlar atılması. Bunun her ne kadar yurt dışı örnekleri bolca da olsa aslında bir o kadar da Türkiye örnekleri var. Biz de bunlardan biri olmak istedik ve burada adımlar attık. Katılım çok oldu. Burada Balkan Kent Konseyi Başkanımız da görev aldı. Bizler için elini taşının altına koydu. Kendisine de teşekkür ederiz. Şimdi katılımcı bütçe toplantılarına birebir iştirak ettik. Bu iştiraklarda sağ olsun Sayın Kadir Ağabey'e bize önümüzü açıcı adımlar attırdı. Keza bütçe daire başkanı Sayın Ömer'e tanımlıyorum. Biz birebir kendi projelerimiz için daire başkanlığı ile görüşüp tartışma fırsatı bulduk ve kendilerine projelerimizi iletme şansımız oldu. Daha önce yapılmış olan kent konseyi gibi toplantılarına, tüm katılımlarda bölgenin ve Trakya Kent Konseyi Birliği'ne üye olan kentlerin sorunları da ele alınarak bunlar için raporlar hazırlandı. Bu raporlar da ilgili mercilere iletildi. Az önce bahsettiğim UCIG'nin yani Uluslararası Belediyeler Birliği'ye kısaltılan için başkanlıkla ilgili ki Türkiye'de şu an bunun başkanlığı bizim için çok önemli ve 80'li yıllardan beri burada bizler için büyük kaynak teşkil ediyorlar. Bu görüşmeler yapıldı. Gerekli davetiyeler alındı. Bizim davetiyeleri Büyükşehir Belediye'mize gelmiş oldu. Stratejik plan çalıştığında daha önce bir çalışma yapmış olduğumuz bildirimlerin tamamını dönem içerisinde tekrar ele aldık. Sayısı çok yüksek olduğu için bunların takibini yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem aynı zamanda Tekirdağ Kent Konseyi'nin ulusal varlığını da öne alabilmek adına Türkiye Kent Konseyleri Birliği'ne de üyeliğimiz sağlandı ve bunları çalıştaylarına da katıldı. Gerekli raporları dönem içerisindeki başkanımız, başkan yardımcılarımızdan da temin edebilirsiniz. Geçelim. Bu arada tabii 2 yıllık bir pandemi dönemi yaşandı. Pandemi döneminde olumsuzlukların adını geçirme okuluna online olarak birçok toplantıya katıldı. Gerekli tüm bilgilendirmelerde görüşme kurulu üyelerine yapılmış oldu.
her ne kadar kent konseyinin birinci amacı etkinlikler düzenlemek olmasa da bu pandemi zamanında nasıl olsa çocuklarımızın bir önüne alanı reklamları düşündüğümüz gösterdiğine göre etkinlikler düzenledik, kampanyalar yaptık. Bu arada eğitim alanında da sağ olsun başkanımız Yücel Bey önderliğinde Zeynep Üniversitesi ile ilişki bir protokolleri yapıldı. Bunların tüm detaylarına aynı zamanda web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ülke gündemi olan Kanal İstanbul'da doğmak denizli kimliği ile beraber bizler de kent konusu olarak duruşumuzu bildirdik. Bunun sadece İstanbul ile kısıtlı kalmayacağını ve maalesef bildik kodlarda aynı oluşumların Karabeli Boğazı içinde düşünüldüğünü öngördük. Bunlar da halkımızla tartışıldı. Kurmuş olduğumuz proje yatırım grubu teknik olarak sadece proje üretmekle görevliydi. Bu projelerin tamamı yürütme kuruluna getirildi. Bu projeler içerisinden seçilecek olanlar da yine belediye başkanlığı ve belediye meclisimize öneri olarak gönderilecek ve belediye meclisinden değerlendirmeleri istenecek. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Bunlar yaptığımız faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde dediğim gibi tüm detayları bizlerden veya internet sitemizden bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, faaliyet raporu okundu. Gündemin diğer maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilecek önergelerin görüşülmesi ve oylanması. Söz alacağım. Başkanım Şener Girer Bey onları da sunuyor. Burada bizim özellikle yetkimizi kullanıp Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kanun gereği görüşülmesi gerekenleri tespit edip burada oylatmamız gerekiyor. Burada oylatacağımız önergeler şimdi birazdan ekrana yansıyacak. Tamam, ben sunuyorum. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki esnafımız çok zarar gördü bu pandemi sürecinde ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz pandemide zarar gören ve işletmesi kapanan esnafa doğrudan nakdi yardım yapılmasını öneriyoruz. Bu önergemizi oylatabilir misiniz Sayın Başkanım? Bu önergelerimizi oylatmamız gerekiyor kanun gereği ve bunlar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesi gerekiyor kanuna. Bunların hepsi tek tek Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilecek. Eğer sizler teveccüh gösterip kabul ederseniz burada genel kurulda oylanıp kabul edilen bu önergeler kanun gereği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek ve karara bağlanacak. Takdir sizin başkanım. Bu yönergeler öneri mahiyetinde sonuçta yay karar meclisinde. Evet. Evet, bu yönergeyi Büyükşehir Meclisi'ne gönderilmek üzere oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Evet, oy çokluğuyla bir muhalif var. Eziyet Hanım. Hasta ve engelli yazsaydınız daha sevinirdik ya. Yok, hasta ve engelli otistik çocuklara ayrı proje önerimiz var aşağıda. Onu görünce fikriniz değişecek. O yüzden bu oy birliğini geçerse Tekirdağ için sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Oy birliğini kabul edin. Bir önceye gelebilir miyiz? Evet, iki. Şehrimize bir hasta bakım merkezi kurulmasını öneriyoruz. Başkanım bunu da oynatabiliriz.
miyiz? Evet. Bu önergeyi kabul edenler. Etmeyenler. Hocam, başkanım bu suyu hakkında bir söz almak istiyorum. Bunlar KET Konseyi Yürütme Kurulu'nun çalışma ve görev sırası sırasında yapılması gereken önerilerdir. Bunlar seçim kazanmış bir KET Konseyi Başkanı'nın ve Yürütme Kurulu'nun yapması gereken belediyeye öneriler. Evet. Bunların burada gösterilmesi zaman alır. Ben gündeme konu olduğu için bunları başkanım bizim ne yaptığınızı biliyoruz. Bunlar kendi konseyi kanununa göre yapılıyor. Başkanım izin verir misin? Konuşuyorum burada. Buyurun. Gündeme eklenmesi gereken veya çıkarılması gereken konularda bir öneri getirmediniz. Getirseydiniz bu öneriler... Gündemde var. Ama gündem gazetede yayınlanmış yani. Gündem diye gazete. Ama başkanım bu burada gündeme eklenmesi ve çıkarılması gereken konular vardı. Biz şimdi burada önerge deyince biz başka önergeler buraya katılan katılımcıların da önergeleri var mı diye düşünüyorum. Örneğin burada verilmesi gereken önergeler şudur. Bir sürü kurum temsilcilerinin dilekçeleri burada oylamaya katılmamıştır. Listeye katılmamıştır. Bu önergeyi burada verdik. Sabri Bey, Tekirdağ'ın geleceğini engelliyorsunuz şu an. Farkında mısınız bilmiyorum ama artık yeter paçamızdan çektiğiniz ya. Gerçekten yeter. Tekirdağ'ın önünü açacak projelere hayır mı diyorsunuz yani? Bunlar sizin çalışma sıranızda yapmanız gereken... Bunları çalıştık. Genel kurula sunmakla yükümlüyüz. Ben teşekkür ederim. Evet. Yani burada oylanılmaz başkanım. Oylanmasını yapmayın lütfen. Ben gün haklısınız ama gündeme kurulmuş olan zaten bir şeyden bir nokta bağlı olarak yetkileri daha yanmak durumunda. Yetkilerimizi biliyoruz başkanım. Seçilen yönetim kurulu bunları proje olarak zaten sunabilirim. Ben katılıyorum. Ya benim de kişisel düşüncem şu. Bu yönergeler zaten seçilen yönetim kurulunda bunu yönetim yürütme kurulu kararı olarak da sunabilir. Ay hiç olmazsa genel kurulda karar almak için yürütme kurulun değil, önünü açmış oldu, emrini atar. Başkanım bunların genel kurulda oylanması gerekiyor. Yok, kanun gereği bunların genel kurulda oylanması gerekiyor başkanım. Başka türlü meclise gönderemiyoruz. Arkadaşlar bu arada çok sessiz olmaz diye düşünüyorum. Lütfen. Başkanım zaten gündemde var. Yani bir... Değerli arkadaşlar, her kurulduğunu seçiyorsunuz. Burada ne olur sadece bu öneriler. Seçilecek olan yönetim kuruluna yetki verilir. Bunları gider büyükşehire sunar. Ama buradaki bu millet büyükşehirin nasıl yapacağı, ne çalışacağı konusunda burası karar alamaz. Neden mi? Tekirdağ Büyükşehir Meclisi kendi kararını kendi alır. Burada da seçilecek arkadaşlara bunlar yetki verilir. Onlar da gidip oradan talep eder. Biz başkanım, biz seçilerek geldik ve bunları hazırladık, takdirlerini sunuyoruz genel kurulunda. Böyle usul. Ben bir oda başkanıyım. Esnaf ve sanatkarlara yardım yapılmasıyla ilgili. Ya kardeşim Yücel Bey, zaten Büyükşehir Belediyesi'ne bizler gidip talepte bulunuyoruz. Meclis kabul ederse veriyor. Derler ya, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Biz kimlere ihtiyaç malzemesi gittiğini görmüyoruz. Büyükşehir gönderiyor. Veya Süleymanpaşa gönderiyor. Burada bence karar mekanizması burası değil. Meclise sadece götürmek için yönetim kurulu yapıyoruz. Bakın başkanım, biz zaten karar mekanizması değiliz. Burada da karar vermiyoruz. Sadece görüşülmesi için. Tamam, şöyle. Bakın. Aynen şöyle. Genel kurul kararlarımızın 26.313 nolu resmi gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği 14. maddesine göre ilk toplantıda görüşülmesi gerekmektedir diyor. Herkes bakabilir buna. Yani bundan önce tabii bu hiç yapılmadı. Yani bu öneriler daha önce hiç yapılmadı. Yani bu önergelerin meclise sunulması gerekiyordu. Ama bugüne kadar hiç yapılmadığı için yetkilerini kullanmadı Kent Konseyi. Şu an biz seçilmiş yürütme kurulu olarak bunların genel kurulda görüşülmesi için sizin takdirlerinize sunulması gerekiyordu. Bunu arz ettik sadece. Yani bunda işte o zamanlar ben başkan değildim. Şu an biz bunları
işimizi yapıyoruz biz ama bugüne kadar bunlar yapılmadığı için Tekirdağ'ın önü açılmadı maalesef. Yani şimdi bunların yapılması lazım diye düşünüyoruz. Takdir sizin. Yani bunlar tabii ki Büyükşehir Belediyesi'ne, meclise öneri olarak gidecek şeyler. Yani öneriye oy attırmadınız canım. Bu konuda bizim burada yaptığımız tamamen yetkilerimizi kullanıp Tekirdağ'ın önünü açmak istiyoruz ama gördüğünüz gibi sizlerin de takdirlerini sunuyorum. Yani bu önergelerin nesi var Allah aşkına? Yani burada Tekirdağ'ın önünü açacak yürütme kurulu ve kent konseyi tarafından hazırlanan tamamen kanuna uygun büyükşehire öneri mahiyetinde gönderilecek kararların alınmasının ne zararı var? Bunu soruyorum sadece. Sırf yani bir şeyleri engellemek için, Tekirdağ'ın önünü tıkamak için burada itirazda bulunmayalım lütfen. İtirazlarımız kanunlara göre olsun. Burada biz kanuni yetkimizi kullanıyoruz. Ben sadece burada herkesin telefonu var. Açıp bakabilir. Dolayısıyla burada kent konseyinin bu yetkisini kullanmamız Tekirdağ'da yaşayan kentteki vatandaşların yaşam refahını yükseltmek için. Yani burada olumsuz bir şey var mı? Soruyorum size. Yani bu önergelerden niye rahatsız oluyorsunuz? Yani biz önerdik diye mi? Biz seçilmiş yürütme kurulu olarak bunları öneriyoruz. Yani bu yetkimiz var. Yani bu usulle ilgili konuyu baro başkanımız zaten çok iyi biliyor. Ve biz kanuni olarak bunları sunmakla görevliyiz. Başkanım takdir sizin. Şimdi arkadaşlar buna bir önerge geliyor söylendi. Bu konuda bu söz konusu önergelerin seçilmiş, seçilecek yönetim kurulu tarafından Büyükşehir Meclisi'ne iletilmesi konusunda bir önerge geliyor. Önergeyi kabul ederseniz, yönetim kuruluna kadar kabul etmezseniz bir önergeyi genel kurulu kararına göndermiş oluruz. Bence bu çözüm böyle olur. Başkan Bey'e bir şey sorun. Takdir Tekirdağlı hemşerilerimizin ama bunların geçmesi Tekirdağ'ın önünü açacağını düşündüğüm için size takdirlerinizi sunuyoruz. İmanla öyle anlaştık. Önergeyi oynatacağım. Yönetim kurulu yetkisi ve yetkiler kurulu onayla bir geçsin. O şey bir şey sorun. Gerçekten muhatabınız bir seçimde söz almadık biziz ama takdir edersiniz ki herkes seçim sonucunu bekliyor. O nedenle bence burada anlaşıldı. Sayın Başkanım, ben şimdi şunu devam edeyim. Şimdi bu projeyi bir turda onaylamasa Yücel Bey Büyükşehir'e sunamayacak. Veya burada aldığınız... Bakın bu genel kurulda kabul edilirse sunulabiliyor. Kaç yıl başkanlık yaptık orada yapsaydın. Buyurun başkanım. Zaten diyorum ki bu projeyi siz yaptınız. Hazırlamışsınız seçim projesi. Bunu sunsaydınız Büyükşehir'e. Büyükşehir şunu diyecek miydiniz size? Genel kurulu kararınız yok ben bu projeyi istemiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle başkanım. Genel kurulda oylanması gerekiyor. Zaten seçim yetkisi. Bakın göstereyim size. Burada yazıyor. Kanun açık. Arkadaşlar genel kurul yetki üretim kurulları her zaman soruyor. Biraz sonra sağlık. Genel kurulu onay göndermişiz. Hayır. En doğrusu. Kanun böyle diyor. Genel kurulda oynatılır. Büyükşehir Meclisi'nde ilk toplantıda görüşülür diyor. Yani biz bunları yani sizin iyiliğiniz için bunları hazırladık. Yani iyi bir şey bunlar. Yani genel kurulda görüşülmezse bunlar belediye meclisi gündeminde görüşülemiyor. Bunu sizin takdirlerinize arz ediyorum. Başkanım usulle ilgili sıkıntımız yok. Zaten dersimizde çalıştık. Bunların genel kurulda görüşülmesi gerekiyor. Yani bu konuda genel kurulun takdirlerini sunuyorum ben konuyu. Başkanım, arkadaşlar, ben kısa, işim var gideceğim. Tamam başkanım.
sakin olalım. İşte itirazları olmasa işte sözlerle yapacağız. Oylamayla çözeceğiz. Tamam, gündem zaten yayınlandı. Gazetede de yayınlandı başkanım. Başkanım, eğer eğer susarsak hep birlikte bu işi bitirirsek hepimiz evimize gidebiliriz. Güzel Bey, şimdi siz beyefendi önergeye geldi. Gündemin 6. maddesinin görüşmeden geçilmesi. Yani görüşülmeden geçilmesine başlarım. Yanlış yazmış olabilirim. Ben o zaman düzeltirim. Tamam. Günün 6. maddesindeki yönergeleri seçici yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda oylarını sunuyorum. Kabul edenler. Görüşülmeden geçilmesine başlarım. Seçici yönetim kuruluna yetki veriyor. Bir dakika. Etmeyenler. Tamam. Yok yok. Yönetim kuruluna yetki. Başından beri böyle. Kapıyalım. Oy birliğiyle geçelim. Tamam, ben oy birliğiyle geçmesi için sıkıntı yok, elimi indiririm. Yani ben uzlaşmacıyım, ben sadece Tekirdağ'ın faydasına olan şeyleri, burada yapmak zorunda olduğum şeyleri yapmaya çalıştım. Ama sabrınız tabii ki artık sonlara geldiği için görüşülmesin başkanım. Ben de yönetimine yetki verme hususunu bu gündemi kapatıyorum. Şimdi başkanlık seçimine geçeceğiz. Başkanlık seçiminde Yücel Bey ile Berin Hanım diye biraz önce bir centilmenlik anlaşmasından bahsettiler. Pandemi koşulları ve kalabalık olması saatin ilerleyen saat zamanına ulaşması nedeniyle seçimin tek turlu ve kaybedenin de çekileceği şekilde önce başkanlık seçiminden başlayacağız. Bu hususu oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, gizli oy. Kaybeden yok, az olan. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edildi. O zaman sandık, gizli sandıkları oluşturalım, seçime geçeceğiz. Başkanım, oylama gizli oluyor, açık tasdik oluyor. Evet, bence gizli oylama. Zaten çok fazla kişi değiliz. İtiraz dilekçelerinin tamamını reddediyoruz ikisinin ismi olmayanların. İkincisi, kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerin isimleri genel kurul toplantısından en az 5 gün önce yazıyla kent konseyi başkanlığı bildirim şeklindeki ifade nedeniyle hazırlı cetvelinde kimin ismi varsa tek kimliği kontrol yapacağız. Sonra DSP ikrar atmış olsa da şu an bekliyoruz. Cetvelini kabul etmeyeceğiz. Bilgisayar söylüyorum. Herkes oy kullanırken hazırlı cetvelindeki ismi ve kimliğini göstererek oy kullanacak. Başkanım, Cuma günü gönderdik sürekçilerimize. Bir tek Tolga Babuş kardeşimizin ismi değişmiş. Bizim isimlerimiz değişmedi. Bunun açıklamasını yapar mı başkanım? Yani hazırlı cetveline göre, valilikten gelen hazırlı cetveline göre başkanını alamayız. 30 tane dilekçeden bir tanesi değişiyor. Diğer 29 tanesi neden değişmiyor başkanım? Onu da açıklasın. Şu anda bekarlık veren çok büyük. Benim başkanım beni yetkilendirmiş. Yok, hazırlı cetveline bağlı kalacağız. Gönderdik başkanım, Cuma günü değişmemiş. Başkanım, biz direkt ilanlar yapılmış. Gönderdik başkanım. Abi, başkanım. Hoş geldiniz. Ne yapsın? İvan olarak böyle karar aldık. Yargı yolunda başkanımız var. Hünkarım. Önüne alamayız işi. Arkadaşlar, sandığı oluşturalım, oy kullanma sandıklarını. Olmaz mı ya? Nasıl? Genel kurulu kabul ettim oğlum.
Çağır şu Ereğli'yi şuradan abi. Karıştıracak ortalığı şimdi. Gel. Gel. Gel sen buraya. Karıştırma oturduk. Olsun ondan sonra Türk'ün mahkemesine itiraz. Evet. Arkadaşlar hazır listesi ismi olan dışında kim soru sorulamayacak? Sen hazır mısın? Sen hazır mı bu arada? Sıra. Evet, bence şu kürsüyü boşaltalım. Sağlık sorunu yaşayanlar ve şöyle koyun saçını. Yok bunu köşeye koyacağız. Ama böyle durumları yapamayız. Orada masanın üzerine koysaydın daha iyi olurdu. Neden? Paravanları koymamız gerekiyor. Bir saniye.
Şimdi Atölye Cemre'deki ilk 70 sıra veya 80 kişi var değil mi? İlk 90 kişi... Geç abi. Saat nasıl kullandınız? Şu bize divanın arkasını boşaltır mıyız lütfen? Karton paravanı alıp buraya getirsinler. Arkası paravan olsun ya şunu. Sandığı şuraya koyalım. Burada boşluklar değil mi? Masayı da değil. Masa koymadın. Tamam. Paravan orası. Sandığı da şuraya koy. Sandığı divanın önüne koymadın. Şöyle şöyle. Ben şuradan paravan koyacağım. Şuradan bir tane paravan alabilir miyiz? Ne yapıyorsun? Geçeyim mi şöyle? Ne yaptın? Et sütünü attın. Et sütü yaptım. Ne olsun? Yönetim. Aynı. Tamam, versene onları, atsana bunu. Et birliği değil mi? He, tabii et birliği. Et birliğinde şöyle Baykut gene sizi süpürdü. Yanım turp çıkardım. Canlı yayın mı yapıyorsun? Evet, evet, canlı yayın. Benim sizin. Canlı yayın, evet. Hocam, saygılar. Yönetimde kimler var? He? Şerif Baykut, İmdat Saygı. Aynı eski bir kanka. Milli takım ya. Sadık yanımızda. Evet muhtarım. Teşekkür ederim. Berrin'cim. Berrin. Çantanı Ali Korkmaz'a verdim. Ali Korkmaz. Arkadaş dönsene. Thank you.
Kayseri gibi sağ tarafın projesini de söylüyorum. Kayseri almış olduğu Şevki Barbakçı, Birli Şahin Güzel Ayaz Selahattin Gece Sadece Gemeği Bence Necmi'nin eski Mehmet Akif Işıl, Mehmet Ali Şükür, Halit Sevi, Burak Ertesi, Şükrü Göçmen, Nazım Özel, Neslihan Gürcan var. Mülayim Kurul, Kural Ülker, Kargı, Güzel Kolda Kuşalı, Burak Ertesi, Şevki Doğan, Altından Kapan, Hüseyin Eren, Kuray Kırat, Ali Başoğlu, Ayşe Kıralı, Deniz, Cemal Kolan, Kuzey Kaşar, Kuzey Kaşar, Mezunlar, Gül, Tekir, Şiray, Gülüşçe, Ümit Güler, Melih Hoca, Gülüşçe, Kılıç, Şiray, Kılıç, Ayşe, Kılıç, evet. Tekirdağ yeni abi. Yeni abi. Evet. Ersin Bilmek. Hazırlık ekmeğimiz ilk 70 yıl olanlar Türkçü'nün size göre sağa. Murat. Murat. Çekemedim bak. Siyaset yok. Arkadaşlar yan divanın arkası çok kalabalık. Lütfen. Onu boşaltalım. Biz gene çıkacağız abi. Otur. Bakıyor musun? Geçeyim abi. Geçeyim. Murat abi. Oturma abi biraz. Bir daha çekeyim. Nereye gideceğim? Mustafa mı tarafa dönme oğlum ben? Mustafa mı tarafa dönme güzel oğlum? Nereye dönme? Bir dakika. Böyle oynarken. Hadi hayırlı olsun. Bayram başı ol. Şey, kızlar listemi de kullanacağız mı? Evet. Tabii biraz bekleyin, 15 dakika bekleyin. Aşkımın listesi kabul olsun. Madem. Hadi. Sayın Divan Başkanım, sıralar konsey olmaz mı yani? Orada kim ne yaptığı belli değil. Öbür taraftan kim ilgileniyor? Öbür sandıktan kim ilgileniyor? Ben hiç görmedim. Buraya atan yok zaten. He? Orada atan yok zaten. Yani. Yok mu? Buyurun. Zafer Başkanım. Zafer Başkanım. Yazmak istemiyorum.
zaten koyduk. Bir tek kişi yazacaksınız da. Var ama şey aldım zaten. Var mı içinde? Ya, şeyim yok. Evet efendim. Tamam kullandım. Bekler yönetim kurulu içinde. Yok yok o sonra sonra. Tamam tamam bunu gittikten sonra. Tamam tamam. Seni yerine saldım aşağı. Böyle oluyor. Beni uğraştın mı ya? Tarım. Böyle saçma saçma oluyor. Çok şükür. İyi iyi. Biz iyi. Tamam başlıyoruz. Tamam. Bir saniye. Tek burada sandık burada. Oy papirlerinde bulabiliyorlar. Ben nar istedim nar. Burada.
Geçelim. Evet. Abicim iyi Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi vallahi. Ha. Erdoğan abi ne yapıyor? Selam söylersin. Burada bak şey başkanım, buraya sor. Buraya sor. Başkanım zarf olmasın. Zarf veriyorum ben. Orada vardı bir demet. Başka yok mu?
Buldun mu başkan? Selam başkan. Hop. Hüseyin Bey bulamadın mı? Bilmiyorum ki. Ben de yoksa. Ama arkadaşlarım bir tarafı söylüyor.
Şey, 80-90'da verdik, tam dengi olsun. 80-90'da. Arkadaşlar 2.90 sağ tarafta, 2.90 sol tarafta. Thank you.